Çocuklar hadi geç oldu, hepiniz çadırlarınıza hadi. Hocam bu halde hiçbirimiz uyuyamayız ki. Yavrum burada da böyle bekleyerek yapacak bir şeyiniz yok. Hadi. Çocuklar yarın uzun bir gün olacak, dinlenseniz iyi olur. Hadi itiraz istemiyorum çadırlarınıza hadi. Allah'ım delirdi. Biz de kendimizi kötü bir sona hazırlasak iyi olur belki. Zehra saçmalama Allah aşkına lütfen saçmalama. Hayırlı haberler verin ne olur. Ne yazık ki bir gelişme yok. Arama kurtarma çalışmalarına bu gecelik ara veriyoruz. Bunu ara veremezsiniz, nasıl ara verirsiniz? Olur mu öyle şey, çocuklar gece baktı dışarıda. Merak etmeyin, yarın gün aydınlandığında tekrar arama yapmaya başlayacağız. Komutanım bırakamazsınız böyle. Bakın, bunu söylemek istemezdim ama kurtulmuş olsalardı çoktan bulurduk. Niye uyandırmadın beni? Var mı bir haber? Ne oldu? Hiçbir haber yok. Beklemekten başka çaremiz de yok. Bir de çok yorgunum, onun için uyandırmadım. Ay Allah'ım ya. Çocuklar. Çocuklar. Hadi, hadi, hadi kalkın, toparlanın. Gidiyoruz. Kalk. Nasıl? Hocam nereye gidiyoruz nasıl ya? Çocuklar yeter, tamam. Gidiyoruz. İki gündür arıyorlar arkadaşlarınızı ve haber yok. Burada daha fazla perişan olmanın alemi de yok. Aileleriniz merak içerisinde. Sizi yanlarında istiyorlar. Artık gitmemiz lazım. Nasıl yani? Bütün aramalar durduruluyor mu? Hayır Gözdeciğim, hayır. Tabii ki durmadı. Ama bizim elimizden bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Çocuklar ben buradayım. Bir gelişme olursa size haberdar edeceğim. Merak etmeyin. Ya hocam en azından birkaçımız bekleseydik burada. Evet hocam. Evet hocam lütfen. Lütfen itiraz istemiyorum. Hadi çocuklar. Hadi üfleyip üflemeyi bırakın hadi. Ben o törene katılamam arkadaşlar. Yok vallahi ben de katılamam. Biz ne kadar kabul etsek de, etmesek de onları kaybettik. Ya kaç gün oldu? Her dakika bunu düşünüyorum ben. Yani kendime hala olanlar gerçek mi diye soruyorum. Ya sanki sınıfa girince karşılaşacağız, ne bileyim koridorda göreceğiz, kavga edecekler de ayıracağız gibi geliyor bana. Arkadaşlar hadi. Bütün okul bahçede bir biz yokuz. Oğlum içimizden gelmiyor ki. Ya benim geliyor mu sanki be oğlum? Bunları düşünmeden bir dakika bile duramıyorum.
Ama orada toplanmamızın sebebi onlar. Onun için bizim de orada olmamız lazım. Hadi. Cerrah abi hala oradaymış. Yani ekipler aramayı bırakmış ama Cerrah abi adamlarıyla hala aramaya devam ediyormuş. Şerif'im tören için hazırız. Hocam ben şuna kalın. Sevgili Gedikpaşa Anadolu Lisesi'nin kıymetli öğrencileri. Bugün burada hiç de hoş olmayan bir nedenden dolayı toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere 15 sınıfından Koray ve Sevda kardeşimiz ne yazık ki hala kayıp. Ama aramalar devam ediyor. Dualar devam ediyor. Umudumuzu kaybetmiyoruz çocuklar, Allah büyük. Bir de şunları gözüm görmesin, bakın yalvarıyorum, artık Koray ve Sevda aramızda değil gibi düşünmenizi istemiyorum. Onlar sadece kayıp, daha kötüsünü de düşünmek istemiyorum. Bir de ne olur rica ediyorum şu fotoğrafları yakalarınızdan çıkartın. Umudumuzu asla kaybetmiyoruz çocuklar. Her şeyi anlatacağım. Tamam. Hadi çocuklar. Hadi. Şimdi yalnız geldiler ya, atlarının başına bir şey gelmiş olmasın? 50 lira üstü alışverişe verilen eşantiyon beyinli gereksiz ya. Laf yapmadı Allah aşkına. Oğlum şunları kaldırın hadi ya. Koray. Ya bir anda sizi su üstünde göremez olduk. Yani sonra ne oldu? Akıntı içerisinde tek derdim Sevda yakalamaktı.
Sürekli su yutuyordum. Sevda! 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 Suyun yavaşladığı anda Sevda yakalandı. Sevda! Suyun soğuğu resmen içime işlemişti. Sevda hareket etmiyordu. O an, o saniyeler ne kadar sürdü bilmiyorum. Sevda! 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 Sevda ölemezdi. Sevda, Sevda iyi misin? Sevda, Sevda. Ah. Sevda, Sevda. Sevda iyi misin? Sevda. Sevda. Sana bir şey olsa dikkatimi asla affetmezdim. Sevda. Koray. İyi misin? Koray, çok üşüyorum. Üşüme. Tamam. Üşüme, ben buradayım. Bilmiyorum, kaybolduk. Bilmiyorum. Gel, gör önünde. Neden oldu? Koray, bacağım. Bacağım. Ne oldu? Gel. Bacağım. Bekle, bekle. Koray. Neresin? Bırak, tamam. Bekle bir dakika. Bekle. İlerlemeye çalıştık. Kaybolmuştuk. Daha eve gömdüm. Sevda kendinde değildi. Onun yanından ayrılmadım hiç.
Ormandan yiyebileceğimiz ne varsa topladık. Sevda'yı bir an bile yalnız bırakma. Sonra şükürler olsun ki kendine geldi. Sevda. Neredeyim ben? Kendinde değildim. Ama şimdi daha iyisin. Üç gündür. Ne? Üç gün mü? Ama şimdi daha iyisin. Şükürler olsun. Daha sonra beraber yola koyulduk. Sonrasında da bir köylü bizi buldu. Onun sayesinde buraya kadar geldik. Köylü olmasaydı belki şimdi hala ormanda yaşam mücadelesi veriyordum. Derslerde bunlar bizim gerçek hayatımızda ne işe yarar diyoruz yani. Halt ediyoruz. Eğer sizin ilk yardım dersiniz olmasaydı ya da doğa okur yazarlığı kampı olmasaydı belki de şu an ölmüştük. Tövbe, çocuklar demeyin öyle şeyler. Allah korusun. Sağlıklısınız. Yanımızdasınız ya, önemli olan o. Hadi düşünmeyin hadi. Burak. Keşke sizi dinleseydim. Rafting kocası olmadan böyle bir şeye kalkışmak çok saçma oldu. Dört açın. Cerrah Bey. Cerrah Bey. Şerif Bey aradı az önce. Ben de 80 sefer aradı. Konuşmak istemiyorum. Boş tesellilerle uğraşacak vaktim yok. Cerrah Bey. Koray hayattaymış. Dönmüş. Ne diyorsun sen Sadri? Koray da Sevda da iyiymiş. Okula uğramışlar. Şerif Bey aradı size müjdeyi vermek için ama ulaşamadım dedi. Tamam hadi yürüyün, okula gidiyoruz. Müdür Bey ikisini de evlerine yollamış. Çok şükür kurtuldular. Yürüyün çocuklar, gidiyoruz. Kaç gündür içimdeki o sıkıntı. Ne yediğimi anladım, ne içtiğimi, ne yaşadığımı. Ben de her gece dua ettim ama doğrusu umudum kalmamıştı artık. Neyse. Neyse.
Neyse neyse, üf, ben bir kahve söyleyeyim de bizim bir kafamız dağılsın. Kahveleri üç yapalım o zaman. Aa Yeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ne güzel sürpriz. Ay çok merak ettim çocukları. Buradan geçiyordum, bir uğrayayım sorayım dedim. Ne oldu? Çok şükür bulundular Yeşim'cim. Ay iyi, neyse çok şükür. Gel. Ne oldu Burak? Neden çağırdın buraya? Çünkü gizli bir iş çevirme peşindeyim. O yüzden mesaj attım sana. Gizli iş mi? Evet. Bugün birlikte okuldan kaçıyoruz. Ne yapacağız? Nerede mi kalacağız? Ya dalga geçme ya. Bayağı ciddi ciddi plan yaptım ben. Bak şimdi, Hayat Hoca'nın dersleri arasındaki süreyi, bizim buradan gidip sahile inmemiz için gereken süreyi, bir de sonra geri gelip Hayat Hoca'nın dersine girmemiz için gereken süreyi hepsini ince ince hesapladım. Ama 3 dakika içinde çıkmalısın. Hadi gel. Burak dur. Yani bilemedim bir. Yani kaç gündür Sevda ile Kore'yi kaybettik diye stres içindeyiz. Ya çok şükür artık geldiler, aramızdalar yani. Hem artık ben de seninle baş başa zaman geçirmek istiyorum. Ya ben de istiyorum. Ama Burak biz bir imkansızı başardık. Ya ablamın bize koyduğu yasağı kaldırttırdık. Ya şimdi onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum sadece. İyi tamam. Tamam. Sen niye gerginsin bu kadar? Yani sınıftan da çıkıp gittin birden. Ya niye olacak? O Koray yüzünden. O kadar uyardık, yapma dedik ona. Ya gidip boğazını sıkmamak için zor tutuyorum yani kendimi. Ya tamam Burak, lütfen sakin ol. Yani aslında kendileri geldiler demek daha doğru olur. Ormana sığınmışlar. Aa! E bunca zaman doğada tek başına mı kalmış bunlar? Ne yapmışlar, nasıl kurtulmuşlar? Neyse dur, kahveleri söyleyeyim, anlatacağım. Dur, ben söylüyorum. Nadir! Yahu Perihan Sultan, sen bir tanemin ne kadar tatlı, ne kadar süpersonik, ne kadar bombastik, bir o kadar da fantastik bir insan olduğunu bilmiyorsun vallahi. Bak sen sadece buzdağının görünen kısmını gördün Perihan Sultan. O buzdağının daha görünmeyen kısmı var. Buzdağı çok doğru bir kelime oğlum. O kadın o kadar soğuk ki ben baygınken bana yardım etmeye tenezzül bile etmedi. Ya anneciğim bak, bir tanem soğuk falan değil. Ben buzdağı derken iyi bir şey söylemeye çalışmıştım. Kadın o kadar kötü ki. Söyleyebildiğin en iyi kelime buzdağı. Düşün artık. Ya bak anneciğim, rica ediyorum laflarımı çarpıtma. Lütfen. Sadece bir taneme fırsat ver, kendini sana güzelce bir prezente etsin. Bak tanıyınca göreceksin. Kendisi çok tontiş, çok ciciş bir insan. Ben göreceğimi gördüm. Bayıldım diye kabahati bende buluyor. Yok tatlıyı yemişim, yok tuzluyu yemişim. Sonra da bayılmışım. Ya Perihan Sultan, ya anneciğim sen hep demez misin? İnsanları hayatlarının bir anına bakarak yargılamayın diye. He? Ya kendi oğlundan bil. Ben de çok boş bulunup böyle eşekçe eşekçe laflar ettim. O da buna benzer bir talihsizlik yaşadı işte. Uzatma be. Ha, bak sen de eşek olduğunu kabul ediyorsun. Vallahi bravo. Pes. Yani her güzel lafıma nasıl takla attırıp buralara kadar getiriyorsun vallahi anlamıyorum ha. Büyük yetenek. Ben onu bunu bilmem. Ben hayat kızımızı beğendim. O kadar iyi bir kız ki. Etrafına ışık saçıyor. Ne yani? Ya sen hayatı sevdin diye ben gidip hayatla mı evleneceğim ya? Tövbe tövbe. Gerçekten bunu yapar mısın? Yok artık. Anne bak, ben bir tanemi seviyorum ve bir tanemle evleneceğim, tamam mı? Bu fikri de kendine alıştırsan iyi edersin. Şimdi müsaadenle telefonu kapatıyorum. Allah Allah. Hayat diyor ya.